турнем. А вот. Yem abi, al. Ağabey, imzam var. Asfat edutullah. Pahtut patsın. Hoş geldin. These are for you. For the saddest and also the most beautiful woman in the world. We don't spend money on flowers anymore, thanks to you. You're welcome. Just kidding. Don't get mad. Coffee? Ah, yes, please. Evet. Zuhal, benimle evlenir misin? Başka zamanın çocukları olmak, gurbette yaşamak gibi. Eksik, ezik, küskün. Sakladığı şeyleri niye bu denli şımarık sarıp sarmalıyor diye hediye paketlerini bile anlamakta zorluk çekenler, kaybetmeye baştan mahkumlar galiba. İçimdeki aşığın hançeri olmadı gülüm. Ne ölümüne severken seni, ne de çekip giderken. Bu hayatta baş etmeyi öğrenemediğim için beni bağışla. Yazımda şu öyküyü anlat. Fransa'da yaşayan çok yaşlı bir bayan, Erbeni bayan. Her sene Fransa'dan kalkıyor, geliyor Sivas'a. Kuludere köyünde gidiyor 15 günün orada geçiyor. Bunu senede bir iki yapıyor. İstanbul'da akrabaları var, kızı var. Daha çok onların bile uğramıyor. Ve bir son seferinde ölüyor. Deniyor o zaman, Sivas'tan yaşlı bir bey aradı. Oğul dedi, seni söylediler, ben seni tuttum. Şimdi biz bunu burada namazımızı kıldık, duamızı yaptık, koyduk. Var da beraber bir yakını bulursa söyle gelsinler, biz de yardımcı olalım. Ben aradım, buldum, kızını gönderdim. Kız eski gelirdi, annesinin ne oldu? Peki dedim, alıp geliyor musun cenazede? Kız dedi ki, abi ben alıp getireceğim ama cenazeyi. Burada yaşlı amca bana bir söz söyledi. Ağlamaya başladı. Niye ağladın derken yaşlı amca aldı dedi. Başka ne yaptın dedi. Hiç boğulur dedi hiçbir şey. Ben ona dedim ki, kızım anandır, malındır. İstersen alır götürürsün ama beni dinlersen bırak, suç atlağını buldum. Suç atlağını buldum.
Biliyor mu? Hayır. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Nasıl cesaret ettin Zuhal? Önlüğü giydirdiklerinde onun yüzünü hayal etmiştim. Gözlerime bakıyordu sanki. Aynı yüz. Bu duyguları anlamanı beklemiyorum Arif. Hiçbir erkek bunları bilemeyecek. Baban kim diye sormadı mı? Nerede diye sordu. Fikret'le konuşmuşsun. Evet. Sergi için tarih ayarlayacaklar. Konuşma. Niye konuşuyorsun? Benim adıma konuşma. Kimseden bir şey isteme. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Başka çaremiz yok. Bırak bırak. Ben götürürüm. Yemek hazır kızım. Çocuk da acıkmıştır. Teşekkür ederim Nedim abi. Anneni bırak. Biraz yaşlı da olsa doğrusu ona bırakma. Ben yapamam. Yapamam, beceremem. Kendime bile bakamıyorum, bilmiyor musun? Korkuların peşini hiç bırakmadı. Hep korktun değil mi? Sorumluluktan, çare aramaktan, resim yapmaktan bile. Niye konuşmadan gittin Arif? Neden yüzüme söylemedin? Elimden geleni yaptım Zuhal. Başaramadım.
Doğmamış bir çocuğun saçlarını okşamak nasıl bir duygudur bilemezsin. Yalnızlık felç gibi avuçlarına vurur. Hiç öyle bir yükün oldu mu seni korkutan? Ben hayatımda hiç bu kadar korkmadım Arif. Karnımda senin yokluğunu da taşıdım aylarca. Kader. Kader değil. Senin ayılmaya bile fırsatın olmadı yıllardır. Burası yanlış yer Arif. İntihar etmek için daha kısa yollar da var. Annem öldü. Ben. Ben ne diyeceğimi. Babası olduğumu bilmeyecek. Artık bilmesini de istemiyorum. Hayalinde yaşattığı bir babası var. Anlattıklarına razıyım. Ne anlattıysan. Keşke hayatta bu kadar basit olsa. Thank you.
efendim? Evet Kamil. İyisin değil mi abi? İyiyim. Bir isteğin var mı abi? Yok. Sağ ol. Büyük bir yer. Ne kadar büyük? Çok. Ben ne zaman geleceğim? Ben bir iş bulup her şeyi hazırlayınca. Çabuk hazırlan, iyi mi? Merak etme. Bana masal anlatır mısın anne? Oh, kınalı kuzum benim. Anlatmaz mıyım hiç? Böyle sarılır annen sana. Sonsuza kadar masal anlatır. Canım benim. Bir tane. Seni her zaman çok sevdi evlat. Hayatına da hiç kimseyi sokmadı. Bu devirde böylesini... Uyudu. Dinlemeyi çok sevdiği ama sonunu getiremediğimiz bir masalı var. Her zaman uyumuş oluyor. Belki bir gün dinlersin. Eğer istersen. Çocuklar, benim bir işim var. Sana orada yardımcı olacak kimse var mı? Ayten. Amerika vatandaşı oldu. Biraz zamana ihtiyacım var. Kızımı yanıma aldığımda düzenimi kurmuş olmalıyım. Niye gidiyorsun Zuhal? Bu ülkede yaşamak istemiyorum. Sadece bu mu? Yetmez mi? Sence ne yapmalıyım Arif? Bir fikrin var mı? Yok. Yok. Benim var. Kızıma iyi bir gelecek hazırlamak. Bana hiç kimseye gülme, tamam mı? Söz mü? Söz.
anne babanın eline toplayalım mı? Yardım edeyim mi Arif abi? Sökünü dikemeyen terzi hikayesi var ya Kamil. Evet abi. Uydurmuşlar. Hikaye neydi ki abi? Başla. Kalk lan. Babam aradı. Nasıllar? İyiler, seni merak ediyorlar. Zorla öldürecek bu çocuk kendini diye dövünüyor anne. Yaşarken öldüğünü düşünmekten iyidir. Laf mı seninki de? Kaygılanacak tabii kadın. Ana oğlum. Cemre'yi biliyorlar. Nasıl biliyorlar? Haberdarlar. Münevver Hanım aramış ölmeden önce. Suhal'den gizli. Yeminimi bozuyorum ama içim rahat demiş. Anacığımın eli ayağı birbirine dolaşmış. Benim ayılmaya fırsatım bile olmamış sahiden. Hayret. Kızın gözü aldığını kolay mı sanıyorsun? Benim için de kolay olmadı abi. Hiç kolay olmadı.
Çabuk geçer burada zaman. Bir bakmışsın, annen seni almaya gelmiş. Balıkçıyım ben. Senle balığa çıkarız. Ben balık sevmem. Peki ne seversin? Köfte. Öyle çok seviyorum ki. Yatma vakti geçmedi mi küçük hanım? Kaçta yatıyorsun? Hı? Kaçta yatırıyor annen seni? 12. Yapma ya. Hiç inandırıcı değil. Annem de koşacağım ben. Uyumayacağım. Arayınca uyandırırım ben seni. Olmaz. Yolda şimdi arayamaz. Hadi. Yalan söylüyorsun. Kalbimi kırıyorsun. Kırılsın. Peki küçük hanım. Sen bilirsin. Çok mu komik? Çabuk pes etti. Bir de sen denesen. Hay hay.
Öğrendiğim ne varsa bu hayatta yenilgilerim sebebi de onlar oldu. Nasıl olduysa. Zuhal'in hayatını zehir etmeden çekip gideyim derken... ...insan gitmeyi de bilemeyecekse. Nasıl olması gerektiğini bilmek yetmiyor işte bazen. Hayat yaşadığından ibaret. Eğrisiyle doğrusuyla neyse o. Sence yanlış mı yaptım abi? Hı? Sen olsan ne yapardın? Yolculuk nereye? New York. Nevzat vardı arkadaşım iki çeşmelikten. Meslektaşım. O zamanlar çok Amerikalı vardı bizim buralarda. Bir yolunu buldu, o da oraya gitti. Artist Nevzat. Güzeldir New York. Burada yabancı yerine koymazlar adamı. Öyle Avrupa gibi değildir hani. Aynen öyle. Çiçek bahçesi gibi, çiçek. Herkesin ayrı bir güzelliği var. Ay çok seviyorum ben bu şehri be. Zuhal Hanım, ne tür müziklerden hoşlanırsınız? Çal işte bir şeyler be Nevzat ama neşeli olsun. Yarın bir güzel gezdiririm seni ha. Şöyle gözün gönlün bir açılsın. Karalar bağladın yıllardır gözüm teki yüzünde. Aman erkek ne dediğim gibi hepsi aynı. Biraz kıymet bilseler ya. Nerede? Gençliğin gidecek be. Gençliğin. Belli mi olur canım? Belki de kısmetin seni buralarda bir yerde bekliyormuş ha? Ne dersin? Öyle bakma be. Fena mı olur? Yumuşak aslında. Ben seni alacağım. Gel çık şuraya. Otur bakalım. Hadi rastgele.
ben balık tutmak istemiyorum. Büyüyünce tutarsın. Büyüyünce de tutmayacağım. Peki. O zaman şunla biraz bakalım. Senin annen var mı? Var. Benim annem kadar güzel mi? Senin annen daha güzel. Annen uzaktı mı? Uzakta sayılmaz. Babam? Babam da var. Benim de. Çok uzaklara gitmiş. Belki bir gün döner. Ben babamı sevmiyorum. Haklısın. Bir derdi vardır. O yüzden gelememiştir. İçinde ne var? İlaç. Hasta mısın? Evet. Bazen başım çok ağrıyor. Ben hasta olduğum zaman annem bana şurup verir. Şurup? Evet, işte bu da Arif'in şurubu. Ben de vazgeçtim, tutmayacağım. Haklısın. Tekneyle gezelim. Evet, gezelim. Tamam, gezelim. Toplayalım bunu da. Hala Ayşegül'e neden bırakmadığını anlayabilmiş değilim. Böylesi daha iyi oldu. Ay Zuhal, nesi daha iyi bir tane? Hay Allah'ım. Neredeler? Orta kent. Annemin yanında. Ben o zaman birkaç güne kadar gider oradan alırım cinliği getiririm buraya. Yok tabii tabii, en iyisi o. Zaten sen çalışmasan da olur. Bir süre çalışmazsın, ben bakarım bir kimse. Bugün doğum günü. Kimin? Arif'in. Durumu iyi değil artık. Ve günaydın kız. Ne zaman iyi oldu ki zaten? Hayda. Ya bunca yıl sonra bir mektup bırakıp giden adama yeniden aşık olacağı tuttu kızımızın. Doya doya sarılmak istedim. Dokunmak istedim. Otobüse binerken gitme dese, kal sana ihtiyacım var dese, Cemre'yi bırakırken hiç istemediğim halde onu çok incittim. Neler yaşadım?
yaşadığını bilmeme rağmen yapamadıklarına bak bakalım şunun tadına. Hiç canım istemiyor ki. Çocukken nasıl da iştahlıydı. Biz çocuktuk değil mi? Las fırıncının poğaçalarını hatırladın mı? Elime vururdun ikide bir. Sen daha bire tırtıklardın poğaçaları. Ya sen? Arada bir saati sorup ben kuleye baktığımda az mı tırtıkladın? Doğru. Ya ne güzel kokardı o poğaçalar. Fırının mahallesi kokardı be. Kaç sattınız, kaç yediniz diye sorardı Yusuf amca. Satamazdık ki zaten. Ne güzel günlerdi. Ye. Abi. Ne var? Biraz ateşi var ya. Doktor çağırsam mı acaba? Dur dur bakarız. Ha? Panik yapma, çocuktu normaldir. Terledim işte biraz. Yok yok, bir doktor çağırayım ben, emanet çocuk. Ne emaneti oğlum, saçmalama. Arif. Kamil. Kamil. Buyur abi. Arabanın anahtarını ver. Ne oldu ki? Ya anahtarı ver. İçeride abi. Vereyim. Burada. Şurada abi. Ah. Sen mi kullanacaksın abi? Gel benimle. Evet. Kalbime inecek şimdi. Cemre hasta, hadi. Ne? Çabuk. Geldim. Ağrım var mı? Yok. Aha. Belki de annendir. Efendim? Nedim abi? Merhaba kızım. Merhaba. Ben Arif ayaktadır diye düşünmüştüm. Kızın dahil hepimiz ayaktayız. Bir terslik mi var? Yok yok, bir terslik yok da. Kızının biraz ateşi var ama öyle ağrısı sancısı falan yok. Normaldir abi. Telaşlanmayın. Ben telaşlanmadım da bir telaşlımız var. Koşa koşa doktor almaya gitti. Affedersiniz, daha bekleyecek miyiz? Muayenen bitsin, geleceğim dedim beyefendi. Neden anlamak istemiyorsunuz?
Küçücük bir çocuk ateşler içinde 2 dakikalık mesafe, bir baksana. Lütfen dışarıda bekler misiniz? Nesi oluyorsunuz siz? Babası. Gidelim. Hiç acımıyor. Ya acımaz tabii. Birazcık üşütmüşsündür. Yarın geçer. Ama öyle oynayıp terlediğinde çok dışarıda kalmayayım mı bir tane? Kalmadım ki. Aferin sana ya. Kocaman oldun artık sen. Sen neredesin? Ben Ayten teyzenin evindeyim. Hani... Geçen sene bize gelmişti ya. Komik teyze mi? Evet. Komik teyze. Duyun Torge. Kızım bir dakika, buyurun. Merhaba. Eline yaptı mı? Bakalım. Önce muayenemizi yapalım. Sonra karar veririz. Şimdi bana doğru gel bakalım biraz. Gel gel. Aç ağzını, kocaman bir A de. A, biraz çeneni yukarı. A. Ağrın var mı? Yok. Miden bulanıyor mu? O da yok. Güzel. Doğru bakalım biraz. Tamam, bir nefes al bakalım. Bırak, evet. Bırak, evet. Bir daha. Bir daha. Evet. Merak etmeyin, önemli bir şey yok. Bir şey yokmuş. Görüşmek ister misin? Peki kızım. Geçmiş olsun. Hoşça kal. Siz de yorduk buraya kadar, zahmet verdik ama ateşi vardı sanmıştım ki. Olur böyle şeyler babası. Benim babam değil bir kere. Her neyse. Ben yine de size bir şurup yazacağım. Günde 2 kez yeterli. Sağ ol. Hoşça kal küçük hanım. Gördüğün gibi iğne yok. Yaşasın. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben buradayım. Evet küçük hanım. Annenin sesinizi duydu. Sizin için başka daha neler yapabiliriz? Nasıl bende? Thank you.
en becerikli balıkçısı sensin. Yalan yere yemin etmesene Kamil. Ayşe, Cemre'yi hazırla, bir saate kadar çıkmamız lazım. Tamam abi. Hadi kız balıkçı, daha üstünde içeceğiz, banyo yapacağız. Ben banyo yapmak istemiyorum. Nasıl istemiyorsun, her tarafın balık kokuyor. Sen de aval aval bakacaksın, alsana şu balığı elinden. Allah kocan olacak adama sabır versin. Büyük konuşma Kamil, büyük konuşma. Hastaneye de gitmemiz lazım. İkidir erteletiyorsun. Arif. He. Söz verdin. Tamam, halledeceğiz. Gideceğim, söz. Buraya göçtüğümüzde 16 yaşına yeni girmişti. Sana çok benziyor. Çok güzeldi. E tabii biraz da inatçı. 2-3 sene sabretti. Baktı bizi ikna edemiyor. Kalktı geri gitti. Babanla evlendikten sonra aileyle arasını düzeltmeyi çok istedi ama olmadı. Olamaz. Ne büyük düşmanlıklara yer açıyoruz şu küçücük kalplerimizde. Düğününü görmedim bacım. Ne de cenazesi. Kim dedi ki bir gün kızıyla burada tanışacağım? Sağ ol artık. Bu güzel yüzüğün sayesinde. Bu marifetli ustayı tanıdığımız için şimdi buradayız. Yıllar sonra Zuhal'in de dayısıyla karşılaşmasına ve tanışmasına vesile oldu. Güle güle prenses. Tatillerinde birkaç haftayı bize ayırırsın artık. Belki annem de gelir. Elbette. Evine gelmek istemedi. Sen onu ikna edersin. Ayşe abla. Ablan kurban olsun sana. Anneciğine gidiyorsun diye çok seviniyorum ben. Uyku vadisinden zambak toplar mıyız? Tabii toplarız. Anneme götüreceğim de. Zehra ana da kilit dokunmuş annene hediye etmen için. Ben de yardım ettim. Bak, gördün mü? Hangi çocuk annesine kilim dokuyup hediye eder? Oo, bilmiyorlar ki. Tabii canım. Nereden bilsinler? Ya yeter. Hem anasına kavuşacak diye uğurluyor, hem de ağlayıp duruyor. Onu ağlamıyorum ben. Yani? Hep sizin yüzünüzden oluyor böyle şeyler. Hangi bizim kız? Siz işte, erkek milleti. Hayda, nereden çıkarıyorsun bunları, anlamıyorum ki. Tabii. İşinize gelince çok seviyorum, işinize gelmeyince hadi eyvallah. Bu ne ya? Çocukların günahı ne?
Ne diyorsun sen Ayşe Allah aşkına? Kafayı mı yedin? Aa, gördün mü? Ne diyorsun Ayşe? Kafayı mı yedin? Hep böylesiniz işte. Ama seninle mi uğraşacağım ben? Uğraşma be. Senden bir şey isteyen mi var? Küçükken geldim ben. Ama ailem üzüldü. Annem. Çoğu. Zuhal de kaçtığına göre kimse barınamadı anlaşılan. Bunun Türkçesi zayıftır diye böyle hatır kutur konuşuyor. Takma sen kafana. Haksız da sayılmaz. Canım her şey değişiyor. Eh, bizim memleket de değişecek. İnsanlar beraber, birbirlerini anlayarak, severek yaşamayı unuttular. Ama hatırlayacaklar. Ne güzel hala böyle söylüyorsunuz. Bizim memleket dediniz. Elbet bizim memleket. Bak, Avrupa'da iki tane büyük dünya savaşı oldu. Şimdi ne oldu? Herkes beraber yaşıyor. Gül gibi geçinip gidiyorlar. Geç oldu galiba. Hadi kalkalım gidelim. Benim de çenem açık duruyor. Çocuklar geldi. Sen de açacaksın ama. Açarım tabii. Arif de pişirir. Pişirir tabii. E biz de yiyeceğiz artık. Gel buraya. En iyisi seni pişirir. Geldi be. Rahat bırak torunumu. Bu gece asıl masalını sen anlatacaksın galiba ana. Sen böyle mıy mıy durursan. Bak ben neler anlatacağım da. Zamanı gelince konuşacağım ana. Telaş etme. Zamanı mı kaldı oğlum? Yarın gidiyor yetim. Tövbe estağfurullah, tövbe. Sen affet ya Rabbim. Zorla yetim dedirtiyor bana. Tamam gari, uzatma. Kendi bilir ne zaman diyecekse. Bir şey dediğim var herif sende. Anayım ben.
Ne yollarını gözledim onun mahpusluğunda. Milletin derdi bunlara düştüydü o vakit. Bir sürü eziyet çekti el alem için. Dar ağacına veriyorlardı az daha gencecik yavrum. Koskoca memleketi kurtaracaktı da madem. Biz Sabiha anlatacaklarından mı korkuyor? Cemre. Gel. Ne oldu? Ne toplayacaktık seninle? Zambak. Evet, zambak. Gidelim mi? Biz gelmeden gözlemeleri atmayın ha. Zıppır oğlan. Deli mi ne? Hadi. Topla bak. Çok güzel kokuyor. Annem gibi. Anneler güzel kokar. Gel. Allah'a şükür. İnadı bırakıp da tedaviye başladı. Kime çekmiş acep? Kime çekecek? Sana çekmiştir zar. Hiç kaytarma Zehra Hanım. Aman, asıl kaytaran senin oğlan herif. Allah Zuhal'den razı olsun. Kızını da esirgemedi bizden, sevgisini de. Senin de oğlun da fena adam değil be. Onun için mi kızın kıymatını bilemediydi bir türlü? Rahmetli Münevver'in yüzüne bakamaz ettiydi beni hayta. Bir kerecik bile şikayeti olmadıydı kadıncağızın. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Nur içinde yatsın inşallah. Şimdi bu oğlan söyler mi Kace? Hiç sanmam. Ya ovle. Sen de amma taktın ha. Taktı mı? Bilsin istiyor. Bilinsin istiyor. Ne böyle köşe kapmaca oynağı gibi? Ben gözümü yummadan babam diye sarılmasını istiyor. Çok mu? İyi iyi anladık. Elinde oklava varken senden konuşan da kafa at. Sana kutup yıldızını göstereyim mi? Göster bakalım. Bu? Bilemedin. O zaman bu? Hangisi? Şurada. Hayır. Şaka yaptım. İşte şu. Evet, bildin. Ne kadar da parlak değil mi? Denizciler ona bakarak karanlıkta yönlerini bulurlar biliyor musun? Sen de mi öyle buldun? Bazen kaybolduğum oldu. Onu göremediğin için mi? Evet. Annem görüyor mudur? Elbette görüyordur.
Babam. Baban da görüyordur. Görmüyor. Görseydi eğer gelirdi. Biz kadınlar zoru ne çok severiz bazen, değil mi? Ne alakası var abla ya? Var var. Senin aklın geçmişte kaldı. Bir de derler ki aşk erkeklerin duygusudur. Yok Mecnun olmasaymış Leyla da kim oluyormuş da. Ferhat dağları delmiş, Şirin beklemiş de. Gelip de benim güzel kardeşimi görsünler ayol. Hayır, şu seni terk edip giden adamın ardından bir de çocuk yaptın ya. Pes vallahi Suhar. Armen. He. Guzenvor Amustanak. Amustanak Yerçanikınlak. Bu mezal Yerçanikınlak. Anak megumu sirar ve sarvor. You know, she is unhappy. Her heart belongs to somebody else. So, patient. Ne, hamperutçu. Betke vur hamperes. Yerek kişer ahçıgan sirdi gördesiz. Skatunları votmagoh gürür. Istis, aysor kına, yer zayren ıskısı. And don't forget. Put yourself in her shoes. Understood? Thank you. I'm sorry for last night. Really. Actually, I'm respecting your past life. So, you can have me as you wish. As a buddy, a friend, or... Zoe. I really don't want to hurt you. Never. Her şey hazır. Bunu bir geçirelim oyununa.
Buyurun. Evet, biz buradan geçiyoruz. Güle güle prenses. Seni çok özleyeceğim. Ben de seni. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım. Sen de çok güzel kokuyorsun. Seni çok seviyorum. Çok acılacaksın. Kürtaj masasından kalkarken gösterdiğin cesaretten Cemre'ye ve bana ulaşan her şey için şükürler olsun. Onu tanımak, gözlerine her baktığımda bizi görmek, bildiğim bilmediğim sana ait ne varsa ondan dinlemek, Tanrım ne büyük bir lütuf. Eğer istersen bir gün söylersin demiştin. İnan çok istedim. Ama söyleyemedim. Annem haklı galiba. Başkaları için eziyet çekerken, hücrelerimi kuşatmış bir hastalığa kolayca meydan okurken iki kelimeye gücüm yetmedi. Ezberlerimi unutmaya çoktan hazırım gülüm. Çocuklarına geç. Ölüme erken davranmış bütün babaların hatırası için denemeye değer. Çekip giderken sorumluluktan ya da çare aramaktan değil,
sana acı çektirme ihtimalinden korkmuştum sadece. Yenilmiş bir adamın hayatını esir almasından. Yanılmışım. Başka bir zaman, başka bir yerde yeniden başlarız. Kim bilir? Bu tanışmayı neden istediğini anladım güzel kız. Yaptığın her şey için minnettarım. Kızın seni çok özledi. Burnumda tütüyorsun. Biliyor musun? Benim de. Nedim abi? Zuhal. Nasılsın? Sağ ol kızım. Yuvarlanıp küçük olmuştum. İyi seneler. Sana da canım. Size.
Arif'le görüşebilir miyim? Zuhal. Haber vermemi istememişti. Ne? Çarapta kaybettik. Zuhal. Alo. Şanslı adam. Kim? O Arif mi adı? Evet, teşekkür ederim karım. Çok şanslı. Benim şansım var mı? Bilmiyorum Armel. Gerçekten bilmiyorum. Bu onların ortak kaderidir belki de. Kim bilir? Aşk belki de bilinenden çok daha fazlasıdır. Fazla? Evet, fazla. Ölümüne, sonsuza kadar. Hiç bitirmeden. Bitmiş işte. Başka nasıl bitebilir? Belki de ikinci yarısı vardır. Aa, annem geldi. Ah canım, hoş geldin. Merak ettik. Zuhal. Hoş geldin. Sen de. Sen üzüldün mü? Bazen bazı şeyler olur, onlara çok üzülürüz. Benim etkinizim, ben çok mutluyum.